Hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber yine kış tatili vlog çekiyoruz. Kuyruğum ama şu anda sesim azıcık geliyor olabilir. Çünkü çok üşüyorum yani. Şu an oteldeyiz ve saat 6.30-7 falan ve hava gerçekten çok soğuk. Neden şimdi uyandım bilmiyorum ama sabahın ilk saatleri olduğu için, bir de Erzurum'da olduğumuz için şu an hava aşırı soğuk yani. Neden uyandım biliyor musunuz? Vanilya uyandı, tamam mı? Ve galiba bu otelde ilk defa kaldığınız için yabancı hissetmiş kendini. Geldi, korktu herhalde, üstümde zıplamaya başladı. Ben de uyandım. Uyanınca da uykum kaçtı. Bir daha uyuyamadım. Ben de dedim ki kuyunlarıma video çekeyim dedim. Ve şu an size video çekiyorum. Ama dediğim gibi, az önce de dediğim gibi, burası çok soğuk. O yüzden sıcacık bir kahve aldım. Bir de aldım. Isıtıcı istedim. Odaya getirmelerini istedim. Çünkü çok soğuk. Üçüncü söyleyişim falan. Ama vanilya hiç soğuktan etkilenmedi gibi duruyor. Bak paşam kurulmuş öyle koltuğa oturuyor maşallah. Ben burada video çekiyorum. Neyse, kuyunlayalım. Videoda ne yapacağımızı anlatayım o zaman size. Bu videomuzda ne yapmayı düşünüyorum biliyor musunuz kuyunlarım? Paten kaymaya gitmeyi düşünüyorum. Evet, yanlış duymadınız, buz pateni. Ve ben yani paten kaymayı çok fazla seviyorum. Daha önce hayatımda hiç kaymamama rağmen paten kaymayı çok seviyorum. Çünkü ben tam 3 sezon 250 bölüm Soyluna izledim. Yani Soyluna ne diye sorabilirsiniz. Soyluna bir Disney dizisi ve ben onu izledim. Orada böyle paten kayıyorlardı ve ben de yani o dizi bittiğinden beri gitmeyi istiyordum yani paten kaymaya falan. Ve burada da yani otelin olduğu bölgenin yakınlarında da bir buz pisti olduğunu öğrendim. Ve çok sevindim. Dedim ki hemen kuyunlarımla beraber oraya gitmeliyiz dedim. Bugün de sizlerle beraber oraya gideceğiz ve buz pateni yapacağız. İnşallah düşmem diyorum. Kuyunlarım. Ama gitmeden önce otelde yapmamız gereken şeyler var. Zaten şu an o yerde açılmamıştır yani. Açık değildir şu anda. Çünkü saat 6 dediğim gibi ya da 7, tam bilmiyorum. Şimdi bizim otelde birkaç işlerimiz var. İşte kahvaltı yapacağız. Vanilya'nın ilaçlarını falan vereceğim. Daha sonra da Enes'i de uyandıracağım. Enes de uyuyor, o yüzden azıcık sessiz konuşayım. İşte oteldeki işlerimizi yapacağız. Sonra da gideceğiz kuyunciklerim. O zaman siz şimdi sessiz bir şekilde izleyin. Ben de artık buradaki işlerimi falan yapayım. Hadi geliriz. Zaman geçti, saat 8 falan oldu. Az sonra otelin alışveriş kısmını açarlar diye düşünüyorum yani. Çalışanlar falan gelir, kafeteryayı da falan açarlar diye düşünüyorum. O zaman yani böyle kahvaltı falan yaparız. Daha sonra da gideriz kaymaya. Ama size bir şey göstermek istiyorum kuyunlarım. Bir dakika, kamerayı alayım, orada göremezsiniz. Bakın şurada küçük bir cam koymuşlar buraya ve oturma yeri yapmışlar. Gerçekten o kadar güzel bir yer ki, şu an siz kameradan tam net göremiyor olabilirsiniz ışıktan dolayı ama yani böyle buraya oturuyorsunuz ve dışarıda karlı tepeleri falan izliyorsunuz ve buradan anneannemin evini de görebiliyorum. Gerçekten otel çok güzelmiş. Güzel yani bir otelmiş kuyunlarım. Benden tam puan aldı. Zaten bu otele gitmemi de siz istemiştiniz. Yani sizin istediğiniz hiçbir şey kötü olamaz. Mükemmelsiniz. Bunu her seferinde söylemek istiyorum. Çünkü sizi aşırı çok seviyorum ve her seferinde dile getirmekten mutluluk duyuyorum. Neyse, artık o zaman kuyunlarım, dediğim gibi kafeteryanın falan açılmasını bekleyeceğim. O sırada da telefonumla sizin yorumlarınızı falan okurum. Instagram'dan attığınız DM'lere falan bakarım. Bir şey de söylemek istiyorum kuyunlarım. Yani hava ısındığından mı yoksa üstümdeki hırkadan mı veya
artık soğuğa alıştığımdan mı bilmiyorum ama bu ortam bana artık soğuk gelmemeye başladı. Gerçekten bir süre sonra alışıyorsunuz ve size soğuk gelmemeye başlıyor. Neyse, o zaman ben şimdi sizin yorumlarınızı okuyacağım. Kafeterya açılana kadar okuyacağım yani. Görüşürüz. Ben manzara eşliğinde benim canım Queen'lerimin yorumlarını okumaktan daha güzel bir şey yok. Şu an aşırı eğleniyorum da kamerayı bir şuraya bırakabilirsem. Tamam. Evet Queen'lerim, ben şimdi sizin yorumlarınıza baktım ve genel olarak şöyle bir YouTube'un gündemine de baktım ve şöyle bir şey dikkatimi çekti. Şimdi bazılarınız, tabii ki de bu siz değilsiniz, ben buna eminim. Bazı insanlar benim kanalımı kopyalıyor. Yani birebir kopyalıyor. Nasıl diyeceksiniz? Kopyalıyor işte. Şöyle kopyalıyor Queen'lerim. Biz artık böyle çok büyük bir kanal olduğumuz için, yani Tokalife Queen artık 10 aylı bir kanal neredeyse. O yüzden Google'a Tokalife Queen yazdığımız zaman sağ olsun Google'cığım full HD bir şekilde bizim logomuzu oraya koymuş. Ve bazı insanlar gidiyor oradan logoyu alıyor, kopyalıyor. Direkt profil fotoğrafı yapıyor. İsmimi de full kopyalıyor ve kendisini ben gibi göstererek insanlara gidip kötü yorumlar falan yazıyor. Yani bir nevi beni kötülemeye çalışıyor. İşte ilk gösterime katılıyor, saçma sapan şeyler söylüyor falan. Bunu fark ettim ve bu gerçekten benim çok sinirimi bozdu. Ve ben şimdi sizi buna karşı uyarmak istiyorum. Ben kesinlikle hiçbir YouTuber'ın altına yorum bırakmayacağım bugünden sonra ve hiçbir ilk gösterime katılmayacağım. Bir tek Sunflower Token'ın ilk gösterimine katılırım. O da şey, orada da moderatörüm zaten. Anlarsınız. Onun dışında başka hiçbir Tokatuber'ın ya da YouTuber'ın ilk gösterimine katılmayacağım. Yani eğer bir yerde benim yorumumu veya bir ilk gösterimde benim de chatte olduğumu görürseniz sakın inanmayın. Çünkü o ben değilim Queen'lerim. Yani bu logoyu kopyalayanları da bir şey demiyorum. Allah'a bırakıyorum artık. Nasıl bir kıskançlıksa artık beni kötülemeye çalışıyorlar. Neyse işte ben sizi sadece bu konuda uyarmak istedim Queen'lerim. Çünkü gerçekten bunları gördüğünüz zaman gerçekten ben zannedip kalbiniz kırılabilir. Ben asla öyle kötü şeyler yapmam. Bunu bilin yani. Sadece bu konuda uyarmak istedim. Burayı dinlediyseniz teşekkür ederim. Çünkü burası, yani bu kısım çok önemliydi. Bunu size söylemem gerekiyordu Queen'lerim. Her neyse, o zaman şimdi videoya devam edelim. Dediğim gibi yorumlarınızı falan okudum. Ve kafeterya da açıldı galiba. Çünkü saat bayağı bir 8.30 falan oldu. Açılmıştır kafeterya. Şimdi ben Enes'i uyandırsam mı diye düşünüyorum ama Enes'i uyandırmayalım. Boş verin. Ben vanilyayı da alacağım. Şimdi kafeteryaya gideceğim. Yemek yiyeceğiz Queen'ciklerim. Daha sonra da bir şeyler yaparız işte, bilmiyorum. Gel vanilyam, hadi gidelim tatlım. Queen'lerim, dediğim gibi kafeteryamız açılmış. Hatta müşteriler bile gelmiş. Ben şimdi yemek söyleyeceğim ama otelde şöyle bir sevmediğim nokta var. Burada bir tek nedense hamburger satılıyor. Yani otelin kafeteryasında bir tek hamburger satılması çok saçma. Çünkü sonuçta kahvaltı hamburger yenilmez. O yüzden bu otelden 1 puan falan kırabilirim. Neyse, o zaman şimdi sipariş vereyim. Merhabalar. Hamburgerimi ve patatesimi hazırladılar. Yani kahvaltıda hamburger ve patates yemek azıcık tuhaf gelecek ama olsun, ben hamburgere bayılırım. En sevdiğim yemekler arasında hamburger vardır. Ama kahvaltıda yemek azıcık tuhaf olacak. Neyse, bir de bir şey daha diyeceğim. Bu otelde tabii ki de köpek maması da satılmıyor. Yani hayvanlara özel bir menü de hazırlamamışlar. O yüzden ben vanilya için böyle bir mama aldım. Benim yemeğim bitince benim yemeğimin tabağıyla ona vereceğim. Neyse, çok uzattım. Burası boştu. Burayı kesebilirim. Neyse, o zaman ben şimdi yemeğimi yiyeceğim. Evet Queen'im, ben şimdi yemeğimi yedim ve vanilyaya da yemek verdim. Vanilyanın yemeğinin bitmesini bekleyeceğiz yani şimdi. Vanilyanın da yemeğini bitirmesini beklerken ben mağazaya geldim. Buradan bir tane dergi almayı düşünüyorum. Yani patenlerle, hani buz patene gideceğiz ya. Onunla ilgili bir dergi almayı düşünüyorum Queen'lerim. Bu arada bu hırkayla buraya gelmişim. Neyse, bir şey olmaz artık, ne yapalım.
Şimdi buradan buz pateni ile ilgili dergiler alacağım. Çünkü dediğim gibi buz pateni kaymayı bilmiyorum. Merhabalar. Merhabalar, nasıl yardımcı olabilirim? Şu üstteki dergilerden verebilir misiniz? Buz pateni ile ilgili bir derginiz var mı? Evet hanımefendi, şu dergi size yardımcı olabilir eğer buz pateni yapmak istiyorsanız. Ha evet, ben onu alayım o zaman. Tamam hanımefendi, ücreti 25 dolar. Dolar? Türkiye'de değil miyiz biz? Ha evet hanımefendi, kusura bakmayın, 25 TL diyecektim. Allah Allah Allah, bu daha önce de olmuştu ya. Neyse verin. Teşekkürler, bizden alışveriş yaptığınız için teşekkür ederiz. Yani bu oteldeki tek mağaza sizsiniz. Başka nereden alışveriş yapabilirim ki? Evet doğru. Neyse bazen insanlar böyle oluyor işte. Şunu şuraya bırak. Queen'in vanilyada bu arada yemeğini yemişim. Şöyle atalım sen ya. Evet, Queen'in vanilyada yemeğini yediğine göre Enes uyandı mı bilmiyorum. Vanilya geldi. Vanilya kartımı taşıyor. Neyse geç şuraya vanilya. Evet, Queen'in, şimdi ben azıcık şu dergiyi okuyacağım. Enes'in de uyanmasını bekleyelim. Uyanmadı. Enes uyanana kadar ben bu dergiyi birazcık okumaya karar verdim. Vanilyam, sen ne yapmak istersin tatlım? Ay, Vanilya'nın soğuktan herhalde sesi kısılmış ama sen de ben de gitmek istedim. O yüzden yemek yiyorum. Slime verdim. Ben de burada dergimi okuyacağım. Enes de uyanınca artık gitmeye hazırız yani. Ben de bu dergiyi okurum herhalde bir 25 dakikaya falan. Çünkü baya fazla yani uzun bir dergiymiş. Ne anlatıyorsa artık buz peteniyle ilgili. Neyse ben dediğim gibi Soylu'nu izledim. Bu dergiyi okumasam da bilirim ama ben yine de okuyayım. Neyse çok uzattık hadi. Bak. Yalnız bir şey diyeceğim videodan ayrı olarak. Az önce kendi kafama tel fırlattım. Nasıl yaptım diye söyleyebilirsiniz ama kendi kafama tel fırlattım gerçekten. Neyse bunun videoyla alakası yok. Sadece söylemek istedim. Belki komik izlediler. Neyse devam. Günaydın Enes'ciğim. Günaydın. Enes de sonunda uyandı. Enes hadi git hazırlan, buz patenine gideceğiz. Valla 2-3 saattir seni bekliyoruz. İroni olarak değil, gerçekten 2-3 saattir burada seni bekliyoruz. Tamam hazırlanayım, çıkalım. Tamam evet kuyuncuklarım, Enes de hazırlanacak ve buz pateni yapmaya gideceğiz. Günlerim, biz şimdi hazırlandık ve buz pateni yerine gitmeye hazırız. Vanilyam! Bir an böyle vanilyayı sevesim geldi. Çünkü çok tatlı görünüyor gerçekten ama kafasındaki şu şapkayı artık değiştireceğim. 2-3 gündür bu şapkayla duruyor çünkü hava çok soğuk ama artık bu şapkadan sıkıldım yani. Ve yeni bir şapka alacağım. Fakat şöyle bir şey var Queen'lerim. Ben yani hiç köpek eşyaları satan, köpek kıyafeti satan bir yer görmedim. Bu şapkayı da zaten internetten almıştım. Yani öyle bir yer daha önce hiç rastlamadım. Ya da benim şehrimde yoktu, bilmiyorum. Eğer öyle bir yer varsa siz yorumlara yazarsanız sevinirim. Çünkü ben bulamadım gerçekten. Neyse Queen'cim, bir şey daha söylemek istiyorum. Patenlerimizin nerede olduğunu sorabilirsiniz. Patenleri şeyde veriyorlarmış. Direkt buz pateni yerine gidince orada bize paten veriyorlarmış Queen'lerim. Oradan alacağız patenlerimizi. Neyse o zaman Queen'cim, çok fazla boş yaptık. Şimdi gidiyoruz. Orada görüşürüz. Bye bye. Bay bay. Queen'ciklerim, şimdi paten kayma yerimize geldik. Burası biraz soğuk ama çok güzel bir yer. Gerçekten aşırı tatlış bir yer. Burada bir tane şey var. Oturma yeri var. Tatlı falan yiyorsunuz burada. Fakat biz şimdi yemeyeceğiz. Buz pateninden sonra yiyeceğiz. Azıcık yoruluruz hem o zaman. Daha yeni kahvaltı yaptık. O zaman yiyeceğiz Queen'cik yerden Queen'lerim. Paten alacağız. Bir de ben şapka falan almayı düşünüyorum. Çünkü şuradaki şapkalar çok tatlıymış. Çok hoşuma gitti. Şimdi onlardan alacağım. Merhabalar. Merhabalar. Ay adam da bir değişik ya. O insan mı bu, anlamadım. Neyse şu pembe olan paten ve mont benim çok hoşuma gitti. Queen'lerim, ben direkt ondan alıyorum. Bu kaç TL acaba? Pembe olan mı? Evet pembe olan. Bir de şu şapkadan almak istiyorum. İkisi toplam 250 TL hanımefendi. Oo, azıcık pahalı. Ama neyse, kart kabul ediyor musunuz? Evet ediyoruz. Tamam buyurun o zaman, şöyle alın siz. Ben bu ikisini alayım. Ay kartımı verin geri. Ay az daha şey yapıyordum. Evet Queen'lerim, şimdi ben bu ikisini giyip geliyorum. Queen'lerim, ben şu anda paten kıyafetlerimi giydim ve çok yakıştığını düşünüyorum. Umarım siz öyle düşünüyorsunuz. Yani bu kıyafetlerle kendimi Amber Smith gibi hissediyorum. Gerçekten Amber'ın kim olduğunu sorabilirsiniz. Soylu'nu izleyenler anladı ama izlemeyenler olabilir. Amber pislerin kraliçesi olarak geçiyor dizide. Yani çok seviyorum onu. Şu anda ona benzedim. Hani biz de Queen'iz ya. Ona benzedik azıcık tarzına. Neyse. Bu kadar Soylu'yla ilgili bir şey söylemişken bir şey daha söylemek istiyorum Queen'lerim. Şimdi ben Soylu'yu izlediğim ve çok sevdiğim için Soylu'nun adına bir tane fan sayfası açtım. Yani edit falan atıyorum oraya. Eğer siz de Soylu'yu izliyorsanız veya ilgileniyorsanız böyle Soylu'yla, o hesaba da abone olabilirsiniz Queen'ciklerim. Neyse lafı çok uzatmayın işte. Abone lafı çok uzatmayalım. İşte abone olursanız sevinirim.
Bu kadar yani. Şimdi paten kaymaya geçeceğiz. Enes'cim kamerayı tutacak ve şurada oturup beni izleyecekler. Ben de paten kayacağım. Hadi geçelim o halde. Benim şimdi paten kaymaya hazırım. Yani pist hazırlandı. Ben de hazırım ve bir tane eğitmen bana yardım edecek. Hanımefendi gelin, ben size yardım edeceğim. Korkmayın, düşmezsiniz. Ay, düşmem değil mi? Yok yok hanımefendi, korkmayın. Ben sizi tutacağım. Tamam, geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, düşeceğim. Yok yok hanımefendi, korkmayın, düşmezsiniz. Dengenizi sağlayın. Tamam. Beni takip edin şimdi. Evet. Ay, bir dakika, korkuyorum, bir dakika. Hanımefendi korkmayın, gelin. Ay, queenlerim. Sizin queeniniz de amma korkak çıktı, bir dakika. Ay ay, tamam. Ay, kayıyorum. Tamam hanımefendi, güzel, devam edin. Vuhuu. Aa, bildiğin kayıyorum. Gerçekten. Evet hanımefendi, evet, ben sizi tutmuyorum. Çok güzel, devam edin. Aa, queenlerim, kayıyorum. Çok eğlenceli. Çok fazla hızlanmayın hanımefendi. Bu ilk kayışınız olduğu için azıcık şey olabilir. Tamam tamam, yavaş yavaş yaparım. Gerçekten de soylu nezlemenin faydası... Aa! Çok hızlanaydım, bir dakika. Soylu nezlemenin faydası olmuş. Çok iyi kayıyorum bence, değil mi? Evet evet hanımefendi. İlk kayışınız olmasına rağmen çok güzel. Queenlerim, inşallah siz de benim paten kaymamı sevmişsinizdir. Şu maskeyi çıkarsam mı? Bunu çıkarsam bir sorun olur mu? Tamam Queenlerim, ben şimdi maskeyi çıkarttım. Çünkü maskeyle azıcık nefesim daralıyordu, yani düzgün kayamıyordum. Hem burası koronavirüse karşı böyle dezenfekte falan edilmiş. Çalışanlar da zaten çok titiz davranıyormuş. O yüzden korkmamıza gerek yok. Ben maskeyi çıkarttım. Çünkü dediğim gibi nefesim daralıyordu. Şimdi bir daha deneyeceğiz. Bu sefer hızlı kaymayı falan deneyeceğim. Tamam hanımefendi, şimdi benim dediklerimi yapın. İki ayağınızı paralel tutun. Tamam. Ve şimdi dümdüz bir şekilde ilerleyin. Aynı böyle. Tamam. Vuhuu. Evet hanımefendi, çok iyi. Şimdi öbür tarafa doğru. Oley. Queenlerim, gerçekten çok güzel oluyor. Tamam hanımefendi, şimdi en uç noktaya gidip hızlıca bana gelmeye çalışın. Ayaklarınızı tıpkı koşuyormuş gibi yapın ama ayaklarınızı hiç yerden kaldırmayın. Tamam. Evet Queenlerim, şimdi deneyeceğim. 3, 2, 1. Gerçekten çok güzeldi. Evet hanımefendi, çok güzeldi. Bir daha yapın. Vihuu. Queenlerim, ben bu işi çözdüm. Vallahi gerçekten uçuyorum şu anda. Evet hanımefendi, siz bu işi çözdünüz artık. Güzel güzel kayın. Ben gideyim. Evet, antrenörümüz gitti. Ben yani kaymayı öğrendim. Nasıl oldu bilmiyorum ama gerçekten öğrendim şu anda. İstanbul'a döndüğüm zaman da bir paten pistine falan giderim. Bu işi çözerim yani, çok çok güzel kayıyorum. Hanımefendi azıcık yavaş olun, düşmeyin. Ya yok, ben böyle iyiyim. Ay! Düşmeyeceğim derken düşmem peki. İyi misiniz hanım? Allah, iyi misiniz hanımefendi? Beyefendi, biraz üstüme atlamasaydınız iyi olacaktım. Kusura bakmayın efendim. Yani antrenör de düşecek de az daha benim sayemde. Vanilya, annen güzel paten kayıyor mu tatlım? Evet evet, çok güzel kayıyorsun. Evet, şimdi queenciklerim, ben azıcık daha kayacağım. Siz de onu izleyin. Daha sonra da artık gideriz. Çünkü yeter, öğrendim paten kaymayı. Yani öğrendim sayılır. Şimdi kayacağım azıcık daha. Geldik. Umarım bu videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Ben şahsen çekerken eğlendim. Çünkü paten kaymak çok hoşuma gitti. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Yani hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu sevdiyseniz videomuza
like atmayı. Eğer queenlerimin, muhteşem queenlerimin arasına katılmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın queenciklerim. Bir de videoyu kapatmayın çünkü çok önemli bir şey söyleyeceğim. Siz kesin şimdi bu yerin neresi olduğunu bana soracaksınız. Şu an ekrana resmini koyacağım bu yerin neresi olduğunu. Çünkü kesinlikle soracaksınız, onu biliyorum artık. Ben sizi artık çok iyi çözdüm yani. Çok iyi tanıyorum sizi. Aile olduk yani biz. Neyse queenlerim, dediğim gibi sizi çok 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 aşırı 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 çok seviyorum. Güle güle. Bu arada buradaki tatlılar da çok güzelmiş ha. Buradan bir tane tatlı aldık yorulunca, onun tadı güzelmiş.